Görtürk ekranlarından herkese merhaba. Yine bir Sağlıcakla Kalın programında beraberiz. Mertel Otomotiv'in sponsorluğunda. Bir perşembe günü saat 2'de. Şimdi ben bugün çok cıvıl cıvıl giyinmek istedim. Pembe pembe hem bahar geldi sizin de içinizi açmak için. Çok sağ olsun. Kanal sahibim ve biliyorsunuz Ne Var Ne Yok dergisinde yazıyorum. Oranın imtiyaz sahibi birden şeyi değiştirmiş. Buranın dekorasyonunu değiştirmiş. Doğal olarak ben de giyimimi ona göre yaptım. Çünkü normalde zaten kanal televizyon 5 kilo fazla çıkartıyor. Allah'tan kameramanım, aslan gibi bir kameramanım var. O arkamda. Cüneyt'e Allah razı olsun. Evet başlıyoruz. Yine siyahlarla karşıladım ama haftaya iç açıcı bir şekilde karşınızda olacağım. Şimdi bu hafta Denizli'den üroloji uzmanı, Denizli Cerrahi Hastanesi'nden üroloji uzmanı Alper Başakçı bizim konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Alper Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biz şimdi ilk önce konuklarımıza eğitimlerini soruyoruz. Nereden, hangi üniversitelerden mezun oldunuz? Neden ürolojiyi tercih ettiniz? 1994 yılında Ege Tıp mezunuyum ben. Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra 95 yılında 9 Eylül Üniversitesi üroloji bölümünü kazandıktan sonra uzmanlık eğitimini 2000 yılında tamamladım. Yaklaşık bir yıl uzman sonrası eğitimimi 9 Eylül'de çalıştıktan sonra ayrıldım ve daha sonra çeşitli yerlerde çalıştım. En son yaklaşık 9 yıldan beri Denizli Cerrahi Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Üroloji sonuçlu olarak hastaların genelde memnun olduğu, tedavisinin daha rahat ve başarılı sonuçları olduğu bir bilim dalı olduğu için ben ürolojiyi seçtim. Tercih ettim, evet. Şimdi ben ürolojiden önemli olan yöntemlerden ve teknolojiyle birlikte yeni çıkmış yöntemlerden size birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Şimdi özellikle erkeklerin, özellikle demeyeyim sadece erkeklerin müzdarip olduğu prostat bezi. Şimdi 30 yaşından itibaren yavaş yavaş büyümeye başlayan ve yaşla orantılı büyüyen bir organımız zannedersem. Evet. Tedavi yöntemlerinde de ilaç tedavisi ve çeşitli cerrahi yöntemler var. Bundan bahsedebilir misiniz şimdi bize? Şimdi prostat vücudumuzda idrar kesesinin altında idrar kanalını saran bir organımız. Yaklaşık olarak 20 gram civarlarında bulunmakta. Doğuştan itibaren bulunmakta ve ölene kadar vücudumuzda erkeklerin vücudunda bulunmakta. Erkeklik hormonu ve yaşla beraber prostat organımız büyüyor ve bunun büyümesi sonucunda genelde 40-50 yaşlarından sonra idrarda yanma, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrar kaçırma, tam idrarını boşaltamama, yanma gibi sıkıntılarla hastalar bize başvurmakta. Bu tür hastalar genellikle biz 45 yaşından sonra her erkeği senede bir kere muayeneye çağırmaktayız. Bu tür rahatsızlığı olan hastalarımız zaten bizim polikliniğimize başvurmakta. Eğer ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerde ise bu yaş sınırı 40 yaşına kadar inmekte. Burada muayenesini yapıyoruz. Genelde parmakla muayene ile prostatın boyutunu ölçüyoruz. PSA dediğimiz kan tahliliyle prostat kanserinin erken tanısına yardımcı oluyor. Ultrasonla idrar kesesine, prostat volümüne bakıp değerlendiriyoruz. En son da işeme testi yapıp hastanın prostat değerini, durumunu ortaya çıkarmış oluyoruz. Ben bir konuyu merak ediyorum. Prostatın büyümesiyle birlikte, yani büyük prostat kansere daha yatkındır diyebilir miyiz? Yoksa hayır, öyle bir şey yok mu? Bir alakası yok. Yok. Prostat kanserinin en önemli etkenlerinden bir tanesi genetik, yani irsi özellikler. Evet. Onun dışında kilolu olması, çok fazla hareket etmemesi, sigara, alkol türü şeyleri tüketiminin fazla kötü olması, bunlar tabii ki prostat kanserinin en önemli etkenleri arasına gelmekte. Evet. Şimdi tabii birçok şey de değişiyor. Teknoloji ilerliyor Allah'a şükür. Evet. İlaçla tedavi var, işte cerrahi tedavi var. TURP dediğimiz bir cerrahi... TURP dediğimiz eski bir yöntemimiz var. Evet. Şimdi bir de altın yöntem denilen bir şey çıktı. Altın cerrahi diye ben duydum. HOLEP yöntemi. Altın standart diyoruz biz ona. Altın standart mı? Yani tamam. TURP da aslında altın standarttır. Son zamanlarda artık Türkiye'de ve dünyada daha popüler olan bir HOLEP cerrahisi dediğimiz lazerle nedir cerrahi. Nedir hocam bu?
Şimdi hasta tetikleri yapıldıktan sonra ameliyat kararı verdiğimiz zaman eskiden elimizde belli başlı cerrahi yöntemler vardı. Bunlar işte TURP dediğimiz, bu da altın standart ve çok fazla kullanılmakta Türkiye'de ve dünyada. Daha önce bunlar yokken açık cerrahi kullanmaktaydık. Son zamanlarda da lazer dediğimiz yöntem, HOLEP cerrahisini kullanmaktayız. HOLEP cerrahisinde biz prostatı portakal gibi düşündüğümüz zaman idrar kanalından giriyoruz. Genellikle spinal anestezi dediğimiz yöntemle belden uyuşturarak hasta uyutmadan idrar kanalından girilerek portakalın sadece iç kısmını lazerle çıkartıyoruz ve bunu idrar kesine atıyoruz. Yani sadece portakalın kabuk kısmı kalıyor. İçindeki o portakal kısmı çıkartılmış olduğu için hasta artık bundan sonra sıkıntı yaşamıyor. İdrarını rahatlıkla yapıyor. Ameliyat öncesi sıkıntılarından kurtulmuş oluyor. Bunun bir daha tekrarlama olasılığı var mı? Bunun bir daha tekrarlama olasılığı diğer eski yöntemlere göre daha az. Yaklaşık %1-2 oranında olabilir ama hani içeride bir şey kalmadığı için tekrar büyümesi gibi bir sorun olmaz. Ben o içeride bir şey kalmadığı bir resimle açıklamak istiyorum. Cüneyt Bey, şuraya yaklaşabilir misiniz? Şu resmi vermek istiyorum ben. Bir tanesinde TURP ameliyatı. Bir tanesinde de HOLEP ameliyatı. Şimdi aradaki fark gerçekten... Portakalın sadece kabuk kısmı kalıyor gördüğünüz gibi burada. Ama TURP dediğimiz ameliyatta ne kadar kazırsak kazıyalım, yani bir rende gibi düşünürsek eğer... Yine de kalıyor. Kalıyor. Burada gördüğünüz gibi prostatın etli kısmından bir kısım kalıyor. Evet. Ve ileride yaş ve testosteron dediğimiz erkeklik hormonu devam ettiği sürece buradan yeni üremeler devam ediyor ve buradaki kanalı yine tıkıyor. Burada gördüğünüz gibi kanal tamamen açılmış. Burada hasta rahat ediyor. Evet, burada kanalda belli bir kısım kalıyor. Yani su borusunun içi tamamen temizlenmiş. Burada bir kısım kalmış gibi görüyor. O zaman evet. Herkes de altın demekle de. Altın standart dediğimiz, yani yan etki olarak hastalara daha az bir yan etki yapıyoruz. Yani evet. Cinsel fonksiyon açısından ameliyattan sonra problemleri daha az oluyor. Hı hı. Kanamaları daha az oluyor. Hastaların normal hayata dönüş hızı daha hızlı oluyor ve bir haftada normal işine gücüne dönüş ama oluyor. Ama aynı gün taburcu oluyor. Genelde aynı gün veya bir gece kalıyor hastalarımız. Kanama olup olmadığını takip ediyoruz. Evet. Kanama oranları bu ameliyatta çok az. Kanama olup olmadığını takip ediyoruz. Eğer hastanın ameliyatı güzel geçti, bir sıkıntı olmadıysa genelde bir gün sonra veya iki gün sonra sondamız var. Sondamızı çekerek hastamızı taburcu ediyoruz. Taburcu ediyoruz. Evet. Gerçekten altın bir yöntemmiş. Evet. Peki şimdi bunu SGK'nın, yani devletin karşılama şeyini sorabilir miyim size? SGK, yani bu tür şeylerde SGK'nın karşılama oranı TURP veya açık prostat şeklinde belli bir ödeme şekli var. Ondan sonrasını biz tabii hastadan karşılamak zorunda. Birazını yani bile karşılıyor. Belli miktarını karşılıyor tabii ki. Karşılıyor, o önemli olan yani zaten. Yani oradan karşılaması var. Mesela geçen hafta bizim diş hekimimiz vardı. Ortodontinin hiçbirini karşılamıyor. Ama bunda karşılaması bile... Belli bir oranda karşılama belli oranı bir oranda var. Karşılama bile. Sonuçta bir yüksek teknoloji kullanıyoruz. Evet. Kullandığımız ve yani sadece bir makine almakla değil, bunun içinde kullanılan bazı ekstra malzemeler de var. Bunların da ekstra maliyetleri olduğu için tabii ki hastalara bunlar yansıtılıyor. Ama tabii ki hastalarımız yan etkisi az ve efektif, yani sonuçları iyi olan bir tedaviyi öneriyoruz. Artık açık ameliyat yapmıyoruz. Eskiden hastalarımız açık ameliyat yapıyorduk. Genelde bir hafta 10 gün sondası kalıyordu. Bu şekilde hastalarımız bir yerini kesip biçmeden sadece idrar kanalından girerek yaptığımız bir işlem. Evet. Yani açık ameliyat neredeyse tarihe karıştı diyebiliriz. Evet, gerçekten. Bütün dallarda da öyle oldu. Tabii tarihe ki, evet, karıştı. Teknoloji ilerledikçe sürece bunlar karşılaşıyoruz. Karşılaşıyoruz, evet. Şimdi bir konuya daha geçeceğim ama bana DM'den çok soru geliyor. Ya ben de elimden geldiği kadar sizlere bu sorularda yardımcı olmak istiyorum ama DM'imi bir görseniz gerçekten ve bu soruların %70'i azosipermi ve spermin azlığı ve kalitesizliği yönünde. Şimdi ben tek tek size cevap veremem bu konuda. Doktor önerisi istiyorsunuz. Hastaneden izin almadan hastane ismi veremem ama doktor ismi verebilirim. Mesela İzmir'de Tansu Turgut. Gözü kapalı gidebilirsiniz.
Çok güzel, böyle sanki psikiyatr odasına girmiş gibi tane tane anlatan, çok da hasta gönderdiğim ve geri dönüşümü olan bir doktorumuz. İnternete yazarsanız hangi hastanede olduğu zaten çıkar. Yine o hastanedeki diğer cerrahları da çok öneririm. Ayrıca Alper Bey, şimdi Alper Bey ile benim iki çocuğumun babası ve uzun yıllar birlikte olduğumuz için hem cerrahi yöntemini hem ameliyata olan hassasiyetini çok iyi bildiğim için Alper Bey'e de çok hasta yolluyorum. Ben örnek vereyim size. Ben bu sene Alper Bey'e 7 tane hasta yolladım. Bu 7 hastanın 7'si de varikosel çıktı hocam, değil mi? Evet. 7'si de varikosel çıktı. Şimdi bu 7 hastadan sperm sayısı 3-4 ve kalitesiz sperm de zannedersem. Şimdi 3 tanesinin bebeği oldu. Ve bu bizim için, yani benim için ve Alper Bey için de zannedersem çok güzel bir duygu. 2 tanesi hamile, bir tanesinin doğumu yakın, bir tanesi daha yeni gebe, 3 aylık bir gebe zannedersem. 2 tanesiyle görüşüyoruz ama onlardan herhangi bir daha sonuç alamadık. İnşallah alırız, yoksa zaten takibini Alper Bey her zaman sürdürüyor. Ben size şunu söylemek istiyorum. Ben size devamlı böyle doktor ismi veremem. Alper Bey'e gözü kapalı, zaten senelerdir cerrahisini bildiğim için gönderirim. Tansu Turgut aynı şekilde gönderirim. Ama devamlı ben buradan, onların da bir hasta portföyü ve şeyi var, yani her dakika onlardan randevu alabileceğiniz gibi bir imkan yok. Şunu söylüyorum size. Bana yazmışsınız, 20 bin dolarım gitti, 50 bin dolarım gitti. Şimdi bizim karşımızda bir hastalık var ve elimizde de diyelim ki 3-4 tane silah var. İşte varikosel bunlardan bir tanesi hocam. Başka ne, ilaç tedavisi mi? Şimdi erkek infertilitesi veya erkek kısırlığı dediğimiz olayda çiftler arasında ilk öncelikli olarak erkeğin değerlendirilmesi hem kolay ve hem de kısa anlamda sonuca gitmesi açısından çiftlerin ilk önce erkeğin değerlendirilmesini önermekteyiz. Evli çiftlerin yaklaşık olarak %50'si, erkek %50'si kadın sıkıntılı oluyor. Kısır erkeklerinde yaklaşık olarak %50'sinde varikosel hastalığı dediğimiz bir rahatsızlık var. Varikosel testis dediğimiz yumurtanın etrafındaki toplar damarların genişlemesiyle beraber burada sıcaklık artışı, bazı toksinlerin salınımıyla beraber testisler yeteri kadar aktif olarak çalışamıyorlar. Biz bunu, ben şu şekilde anlatıyorum hastalarıma genellikle. Bir fabrika düşünün. Fabrika bir şey üretecek ama etrafında bir yangın var. Bu yangını söndürmezseniz fabrika yeteri kadar iyi üretim yapamaz ve kaliteli üretim yapamaz. Varikosel durumunda testisler, en önemli şey spermlerin DNA'sının iyi olması, hasarsız olması ve ileri doğru hareket etmesi bizim için çok önemlidir gebelik şansı açısından. Eğer bunlardan birinde sıkıntı olursa gebelik şansı çok azalmakta. Varikoselde de genellikle biz muayene ederiz hastayı ve varikosel teşhisini koyabiliriz. Onun dışında skrotal Doppler ultrason dediğimiz renkli Doppler çekerek derecelendirmesini yapmaktayız. Hastanın sperm tahlillerini ve hormon düzeylerine baktıktan sonra hastanın eğer sperm kalitesinde bir bozukluk varsa biz varikosel ameliyatı öneriyoruz. Son zamanlarda, özellikle son 15-20 yıldan beri mikrocerrahi dediğimiz varikosel ameliyatları yapılmakta. Mikrocerrahi yapılan varikosellerde tekrar etme olasılığı çok düşük ve komplikasyon dediğimiz enfeksiyon, kanama ve tekrar şişme gibi, yumurtalarda şişme gibi olayları daha az görmekteyiz. Hocam, ben sizi, hastayı sabah gönderdim, siz akşam İzmir'e gönderdiniz zaten. Evet, yani genellikle kolay hastalar kolay, şöyle bir kolaylığı var. Yaklaşık olarak 1 saat süren bir işlem. Hastaya genellikle anestezi yapıyoruz. Çünkü hasta 1-1,5 saat durması, ameliyathanede durması ve ağrı çekmesini istemiyoruz. İşlemini gerçekleştirdikten sonra mikroskop altında bu damarları, toplar damarları bulup bağladıktan sonra hastamızı belli bir süre takip ettikten sonra evine gönderiyoruz genellikle. Gönlüyor, hastalar genelde 2-3 gün sonra normal hayatlarına dönmüş oluyorlar. Evet. Şimdi ben medya olarak şu şekilde uyarmak istiyorum. Yani bu kadar yöntem varken son silahımız olan kök hücreyi ve PRP tedavisini, çünkü çok başı yanmış insanlar var. 20 bin dolarlar, dolar işliyor demek ki bu konuda. 20 bin dolarımızı verdik, bir şey yapamadık, Duygu Hanım ne yapalım? Siz son silahı kullanıyorsunuz. Çünkü yanlış doktora gidiyorsunuz belki. Yani burada doktorları zan altında bulatmak istemiyorum. Ama doktor orada son silahını kullanıyor. Hasta belki varikosel. Gerçekten size gösterdiğim hasta varikoseldi. Evet, yani, ve ciddi bir para ödemişti. Şimdi şöyle bir şey. Aslında doğal yollarla
çocuk sahibi olmak en doğal, en güzel ve en basit yöntemlerden birisi. Tabii ki işte eğer zorda kalınırsa, başarısız olursa tabii ki tüp bebek veya diğer kök hücre veya işte PRP dediğimiz tedaviler var, hormon tedavileri var. Bunlar basit tedaviler değiller. Dışarıdan görüldüğü kadar basit ve ucuz tedavi değiller. Tabii ki belli bir maddi yük getiriyor çifte ve çift tabii ki bu tür maddi yüklerin baskısı altında. Evini satan var. Evet, tabii ki bu tür işler, sıkıntılı durumlar var. Onun dışında psikolojik baskı, bunlar hastayı strese sokuyor, aileyi strese sokuyor. En önemli şeylerin arasında stres çok önemli. Çünkü vücutta strese bağlı salınan kortizon hormonu testislerdeki spermin üremesini azaltıyor ve sperm kalitesini düşürüyor. Yani sayı ve hareketlerde düşmeye neden oluyor. Aslında bu çocuk olmaması açısından çevresiyle paylaşması, ailesiyle paylaşması, stresini azaltması erkeklerin açısından sperm kalitesini arttırarak doğal yollardan çocuk olma şansını arttırmakta. Evet, yani en son tedaviye birden ilk başta kullanmanın hiçbir anlamı yok. Yaşam kalitesini değiştirmek, yani stresi ortadan kaldırmaya çalışmak. Tabii şimdi buradan söylemek kolay ama tabii onu yapmak çok bazen zor oluyor. Lafınızı kesiyorum. 20 bin dolar kredi çekmek de bir stres yani sonuç itibariyle. Yani evet doğru. Yani tabii ki hastaların veya işte bu tür problem olan insanlar bu tür şeylerle karşılaşılabiliyor ama dediğimiz gibi ilk önce tabii sigarayı alıyorsa sigarayı kesmesi, alkol alıyorsa alkolü kesmesi, yeteri kadar uyku uyuması, spor yapması, düzgün beslenmesi gibi hepsi şeyler. Etken. Bunların hepsi etken. Çünkü bunların hepsi vücuttaki belli salınan hormonların dengesizliğiyle beraber testislerimizi etkiliyor ve testislerden yapılan sperm kalitesiyle de çocuk olup olmaması sonucu ortaya çıkıyor. Evet. Evet. Anladım. İşte ben de size böyle toplu bir cevap vermiş oldum. İsimler de verdim. Artık yapabileceğim benim de bu kadar size karşı. İnşallah her isteyen anne baba sahibi olur. Bu çok güzel, çok kutsal bir duygu. Şimdi diğer bir konumuza geçeceğim. Bu konu böyle esasında utanılmaması gereken, sıkılınmaması gereken bir konu. Bana da telefonlar geliyor. Doktor ismi istiyorlar. İşte arkadaşımın eşi ya da işte DM'den gizli gizli yazıyorlar. Erektil disfonksiyon. Yani evet. Erkeklerde sertleşme problemi. Evet, sertleşme problemi ve iktidarsızlık dediğimiz bir problem. Evet. Bunu dile getirmek kolay olmuyor galiba erkekler için. Evet, yani genellikle insanlar arasında utanılan, çok fazla birbiriyle konuşulamayan bir durum. Hocam bu neden oluyor? Yani yetişme tarzı, sosyal nedenler, kültürel nedenler, yetişme tarzı bunları çok etkiliyor. En çok internette araştırılan, kahvelerde genellikle birbiriyle konuşulan, işte arkadaş arasında birbiriyle anlatılan şeyler bunlar. Ve herkes belli bir şekilde abartarak anlattığı için insanlar da kendi kendine düşündükleri zaman bizde bir eksiklik mi var veya neden böyle oluyor diye sorup, kendi kendilerine sorup bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Çözümü de başka yerlerde arıyorlar. O zaman da sonuç elde sonuç olmuyor yani. Peki bunun bir tedavi yöntemi var mı? Tabii ki. Şimdi baştan anlatmak gerekirse ereksiyon sıkıntısı veya erektil disfonksiyon veya iktidarsızlık dediğimiz olay cinsel birlikteliği oluşturmak için penisin sertleşmesinde problem veya sürdürülmesinde problem olduğu zaman biz buna peniste sertleşme problemi diyoruz. Penisin iki tane içinde bir tank da diyebileceğimiz bir yapı var ve buraya kan doluyor. Kan dolması ve oradan giden toplar damarların kapanmasıyla beraber bir havuz düşünün ve buraya su veya kan geliyor ve burada bir ereksiyon ortaya çıkmış oluyor. Hastanın ilk öncelikli olarak psikolojik mi organik mi olarak bunun rahatsızlığı olduğunu düşünmemiz ve ona göre planlama yapmamız lazım. Genelde biz 20 yaşından 80 yaşına kadar bütün erkeklerde bu tür sıkıntıları görebilmekteyiz. Ama 40-50 yaşından sonra bu problemler daha fazla artmakta. Özellikle erken yaştaki erkeklerde bu sıkıntıları psikolojik veya strese bağlı nedenlerden dolayı görmekteyiz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi kısır olan erkeklerin oluşan stres aynı zamanda cinsel fonksiyonlarını da bozmakta ve ereksiyon sıkıntısı yaşamaktalar. Bu nedenle hastalarımız önerdiğimiz kısırlık tedavisinde haftada 2-3 kere cinsel ilişkiye girin, işte yumurtlama döneminde daha fazla ilişkiye girin gibi şeyler
yapamadıkları için bu çiftlerin çocuk olma olasılığı daha da azalmakta. Yani bu hepsini etkilemekte. Stres, vücuttan salınan adrenalin hormonunun sayesinde beraber damarlarda kasılmaya neden olarak ereksiyon sıkıntısı oluşturmakta ve hastalarımızda cinsel anlamda problemler çıkmakta. Çıkmakta. Evet. Psikolojik yönü de var bunun. Tabii ki psikolojik yönü var. Bir de organik yönü var. Organik yönü olarak da şunları bahsedebiliriz. Eğer hastanın bir kalp rahatsızlığı varsa, tansiyonunda bir problem varsa, yüksek tansiyonu varsa, şeker hastalığı varsa çok önemli. Biliyorsunuz şeker hastalığı damarları etkileyerek hastaların kan akımını bozarak sertleşmede problem yaşamaktalar. Özellikle dediğim gibi şeker hastaları en çok gördüğümüz hastalar arasında. Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar, kolesterol ilaçları, yüksek trigliserit kullanan ilaçlar da onun dışında bazı guatr ilaçlarında bu tür rahatsızlıkları görmekteyiz. Sinir yani nörolojik sıkıntısı olan erkeklerde, nörolojik ilaçlar alan erkeklerde de bu tür ereksiyon sıkıntısını görmekteyiz. Tedavi? Tedavi olarak bu tür değerlendirdikten sonra hormon tahlillerini yapıyoruz ve penil doplerde hastanın eğer arteriyel veya venöz kaçağı varsa ona göre tedavimizi yapmaktayız. Tabii 1998-99'lu yıllarda kullanıma giren veya işte piyasaya sürülen bazı ağızdan alınan ilaçların piyasaya sürülmesiyle beraber tedavide çok farklı bir yöne kayma oldu. Eskiden sadece belli tedavi yöntemlerimiz vardı ama biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi teknoloji ilerlediği için artık en çok kullanılan ilaçlar arasına girdiğimiz, şu anda ismini söyleyemeyeceğimiz bazı herkesin de bildiği ilaçlar kullanıyoruz ve öneriyoruz. Ve biz buna birinci basamak tedaviler diyoruz. Bunlar ilk başta veriyoruz hastalarımıza. Bunları kullanmasını öneriyoruz. Bunların ilişkiden önce kullanılanı var veya sürekli kullanılanı var. Her gün hasta belli bir doz oranında kullanmakta. Ama tabii ki düşük oranda. Bir de insanlar arkadaşlarından veya işte internetten veya kahveden duydukları şeylerle beraber gidiyorlar. Belli yerlerden belli ilaçlar alıyorlar. Ve bunların içinde ne kadar ilaç olduğu, gerçekten olup olmadığı veya başka şeyler olup olmadığı internetten alıyorlar, göndertiyorlar. Evet, çok görüyorum ben. Ve biz bunların yan etkilerini görmeye başladık. Çok fazla yan etki görüyoruz. Kalbe mi bu yan etkiler? Yani bu tür ilaçlar bilinmeden kullanılırsa, özellikle tansiyon ilaçlarıyla beraber alınırsa aşırı tansiyon düşüklüğü, kalp yetmezliği ve ani ölümlere neden olmakta. Bazı böyle bilmediğimiz yerlerden, eczaneden almadıkları zaman da karaciğerde yetmezliğe kadar giden zehirlenmeler olabilmekte. Hmm. Çünkü içerisindeki ne kadar doz veya ne kadar içerik olduğunu bilemediğimiz için biz fazla bir yorum yapmıyoruz. Hmm. Genelde hastalarımız bize getiriyorlar. Hocam biz bunu aldık, bunu kullanıyoruz. Ama ben bilmiyorum yani. Eczaneden alınmış bir preparat olmadığı için veya içerindeki doz ne kadar olduğunu bilemediğim için o zaman fazla bir yorum yapma imkanım olmuyor tabii ki. Hocam şimdi ben sizin eski ameliyatlarınızdan da bildiğim kadarıyla siz protez de takıyorsunuz. Yani evet, protez dediğimiz olay bu da bir yöntem. Bu da bir yöntem. O en son yöntem aslında. Penil protez dediğimiz yöntem. Artık ilaç tedavisinden başarısız olduğumuz zaman sonra ikinci basamak bir tedavimiz daha var. Son zamanlarda daha aktif olarak kullanmaya başladığımız ESVT dediğimiz şok dalga tedavileriyle, ses dalgalarıyla beraber hastanın penisinin belli bölgelerine şok dalgası uyguluyoruz. 6 seans veya 12 seans olarak ses dalgası uyguluyoruz. Burada yaklaşık 20 yıl önce kalp damarlarını açmak için bu ses dalgaları kullanılmış ve başarılı bir tedavi olduğu ortaya çıkınca koroner arter dediğimiz kalp damarlarıyla penisin arterleri aynı çapta. Peniste de kullanabilir miyiz diye denemişler bilim adamları ve bu sonuca varmışlar ki bayağı bir etkili bir tedavi yöntem. Yani hafif orta şiddetli erektil disfonksiyonu olanlarda kullanmaktayız. Ama hafif ve orta düzeyde olanlarda özellikle çok başarılı bir tedavi yöntemini. Yaklaşık olarak %60-%70 oranında başarı şansı var. Yan etkisi yok, ağrısızı yaratmıyor. Yaklaşık bir seansı 10-12 dakika kadar sürüyor. Hasta bir anestezi vermiyoruz, işinden geri kalmıyor. Sabah veya akşam işe gelip tedavisini alıp sonra işine geri dönebiliyor. Ve genellikle bir hafta tedaviden 1-2 hafta sonra sonuçlarını almaya başlıyoruz. Bununla beraber PRP dediğimiz gençlik aşısı da denilen
P-Shot da denilen bir yöntem var. Hastanın kanı alınıp santrifüj edilip buradaki zengin hücreler tekrar penise enjeksiyon yapıyoruz. Hı-hı. Ve bu başarı oranını daha da arttırmakta. Ve aynı hasta, anda aynı tedavi yani, yapabiliyorsunuz. Şok dalgasını, ben genelde şok dalgasını 6 seans veya 12 seans yapıyorum. Son 3 seansta da PRP dediğim yoldu. Gençlik aşısında yaptığımız zaman oradaki damarların gençleşmesi, yeni damar oluşumunun sağlanması, kapalı olan damarların açılması açısından bize faydası oluyor ve bu tür hastalarda, ereksiyon sıkıntısı olan hastalarda başarılı bir tedavi yöntemi oluyor. Oluyor. Evet. Şimdi ben de işim gereği ben bazı dergiler okuyorum. İşte 100 kişide yapılan araştırma, işte başka bir yöntem uygulanmış, 100 kişide şu uygulanmış. Bu dediğiniz lazer uygulaması gerçekten de... Şok dalga tedavisi. Şok dalga tedavisi. Şok dalga tedavisi gerçekten de yüzdelik dilimde başarı oranı çok başarılı. %60 %70 bir başarı, evet, başarı oranı var ve belli bir süre kalıcı bir tedavi yöntemi. Ameliyattan önce, özellikle penil protezden önce hastalarımıza önerdiğimiz. Genelde hastalar ameliyatlardan korkuyorlar. Bu tür ameliyattan korkan, yaptırmak istemeyen hastalarımıza biz bu tedavi yöntemini uygulamaktayız ve önermekteyiz. Hı hı. İkinci basamak tedavisi olarak da kılavuzlara girdi. Avrupa üroloji kılavuzlarında hastalara öneriliyor şu anda. Hı hı. Ve gerçekten başarılı bir tedavi. Sizin hastanenizde var. Tabii ki yapılıyor. Onun dışında hastaya kendi kendine özel iğneler var. Kokteyller var. Onlardan öneriyoruz. Eğer ağızdan kullanamıyorsa veya ağızdan yetersiz kalıyorsa hasta ilişki öncesi kendi kendine penisine ilişki öncesi iğne yapıyor ve sertleşmesini sağladıktan sonra ilişkiye girebiliyor. Bu tür tedavi yöntemleri de kullanılmakta. Onun dışında artık son... Bu geç boşalmaya falan yol açmasın? Hani öyle yani yan etki olarak uzamış ereksiyon dediğimiz priapizm ortaya çıkabiliyor. Tabii bir etki elde ediyorsanız bir yan etkisi olabiliyor yani. Onu anladım. Artık doktoruyla beraber hastanın konuşması ve belki etki ve tepki olsun. Sonuçta bir yan etkisi de var. Sonuçta bir ilaç verdiğimiz zaman ağızdan alınan ilaçların da yan etkisi var. Onun da var. Uzamış ereksiyonuna gelebiliyor veya başka yan etkiler, kanamalar, enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Artık en son çare, hiçbir şeyden başarılı bir tedavi yöntemi olmazsa protez. Penil protez dediğimiz veya halk arasında mutluluk çubuğu dediğimiz bir yöntem var. Bunu yapıyoruz. O %100. %90-95 diyelim. Başarı şansı var. Var. Hasta memnuniyeti var. Partner memnuniyeti var. Zaten bana gelen sorular partnerlerden geliyor, hastalardan evet, değil. Genellikle penil protezleri hastalar değil de eşleri veya partnerleri istiyorlar. Onlar bizi arıyorlar. Doktor bey, siz bu ameliyatı yapıyor musunuz? İşte onlar daha çok araştırıyorlar. Kadınlar artık son zamanlarda daha aktif hale geldiler ve evet, onlar araştırıyorlar internetten ve internetten buldukları şeyleri direkt olarak arayıp sorabiliyorlar. İşte benim eşimin veya işte benim erkek arkadaşımın böyle bir problemi var. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz diye soruyorlar. Ve bu tür rahatsızlıkları biz artık eşlerinin polikliniğe getirdiğini görmeye başladık. Artık bayanlar getiriyor yani. Evet, bayanlar getiriyorlar. Ellerinden tutuyorlar, getiriyorlar. Ve biz bu tür şeyleri daha çok görmeye başladık. Artık utanacak bir durum değil. Bu değil sonuçta, tabii ki de. Bu da bir hastalık. Bu bir hastalık. Var. Evet, yani nasıl bir böbrek hastalığını biraz evet, önce veya prostat hastalığını anlattıysak bu da bir rahatsızlık olarak düşünüp evet, buna göre bir tedavi yöntemi var ve başarılı tedavi yöntemleri var ve bunların da araştırılması ve sonuca varılması gereken bir işlem. Çünkü yaşam kalitesini arttıran, aile birlikteliğini devam ettiren, sonuçta çocuk isteğiyle olan durumlarda olması gereken bir durum olduğu için bunun tedavi olması gerekiyor. Penil protezde de anlattığımız gibi, biraz söylediğim gibi, insanlar ne yapıldığını tam olarak bilmiyor. Yani yapılan işlemin dışarıdan bir şey takılacağını düşünüyor. Tamam, takılıyor ama dışarıdan görülen bir şey değil bu. Penisin içine yerleştirdiğimiz özel bazı maddeler var, silikon maddeler var. Bu tank dediğim, biraz önce bahsettiğim penisin anatomisinde, hı hı, tank dediğim yapıların içerisine kan gitmediği için biz oraya silikon madde koyuyoruz. Ameliyatla yerleştiriyoruz. Evet. Yaklaşık hasta bir gün hastanede kalıyor. Bir gün sonra taburcu ediyoruz ve 6 hafta sonra, 1,5 ay sonra normal hayatına, yani cinsel hayatına devam etmeye başlıyor. Penil protezde tek parçalısı var, 3 parçalısı var. Tabii ki burada hastanın yaşam düzeyi, yaşam kalitesi, eğitim durumu, yani bunu yapıp yapamayacağı gibi şeylerden dolayı ortaya çıkabiliyor.
Şimdi yine bana 10 dakika uyarısı geldi. Yani en önemli konularda 10 dakika uyarısı geliyor. Ben herhalde bu programı uzatacağım. Sevgili televizyon sahibimle konuşup. Şimdi gelen soruların çoğunu zaten cevaplamış durumdayız. Evet. Bazı işte para bakımından yazık çok müzdarip olan insanlar var. Yani boş yere para harcamış insanlar var. Ben şunu söylemek istiyorum. Eğer bir ben doktor öneremem. Yani burada bu da yanlış. Zaten temin önerdim. Şimdi bazı doktorlar, ben de dikkat ediyorum, bana da yanlış geliyor. Mesela bir ameliyathaneye girecek ya da hasta vizitine girecek bir cerrah. Hafif bir müzik eşliğinde girebilir. Onları görüyorum, yani onlar hoş oluyor. Ama cistak cistak, çaktırı çaktırı müziklerle, yani sahneye bir rapçi mi çıkıyor, odaya bir cerrah mı giriyor, anlaşılmıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Her zaman havalı insan boş insandır. Siz gideceğiniz muayenehanede, muayenehanenin manzarasına, işte koltuğuna ya da oradaki 3-4 kızın size getireceği kahveyi değil, hastanın... Doktorun ne kadar ameliyat yaptığına, hangi alanda uzman olduğuna bakmanız lazım. Görüyorum, normal bir doktor, ki benim yaşımda bir doktor, İstanbul'da şey veriyor, seminer veriyor. Bakıyorum, profesör mü? Değil. Doçent mi? Hani profesörlüğü mü bekliyor? Değil. Araştırıyorum. Tek artısı fazla sünnet yapmış olması. Çok fazla sünnet yapıp kendini duyurması. Yani bunlara kanmayın. Bakın ben artık doktorların içinde uzun zamanlar bulunmaktayım. Eski eşim yanımda ve ailemin mensup olduğu kız kardeşimden ötürü bir hastane var. Ben hep bizim hastane diyorum. Doktorların içindeyim. Oradaki doktorlara da kefilim. Tansu Turgut dedim, İzmir'de kefilim. Keza Alper Başakçı'ya kefilim. Sizin doktorun ne kadar ameliyat yaptığına bakmanız lazım. Nerede ne seminer veriyor, o sizi ilgilendirmesin. O semineri veren kişi belki sünnetle çok anılmış bir kişidir ama 5-6 sene önce o koltuklarda oturan kişidir. Anlatabiliyor muyum? Sizin yapmanız gereken hasta, doktorun ne kadar ameliyat yapıyor, ameliyat sonrası hastasını ne kadar takip ediyor. Ben Alper Bey'den bunu çok iyi biliyorum. Doktor ailesi farklı yaşar. Her zaman telefon çalabilir. Cumartesi pazarımız yoktur. Ani ameliyat çıkabilir. Ya da cumartesi pazar muhakkak vizit yapmak zorundadır o doktor. Doktorun tedavisi de bu açıdan çok önemli. Bir de hocam, ben size bir şey sormak istiyorum. Buyur. Şimdi siz ürologsunuz. Bununla yeni karşılaştım. Başa değişik isimler koyuluyor. Androloji uzmanı mı diyeyim? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani üroloji aslında bir genel bir ana bilim dalı. Bunun altında bazı bölümler var tabii ki. Androlojide genelde kısırlık ve cinsel fonksiyon bozukluğu. Siz androlog değil misiniz? Androloğuz tabii ki. Biz onu hepsini okuyoruz. Hepimiz, yani ürolojiden mezun olanların hepsi androloji bölümünde başa okuyor. Başa neden androlog yazılıyor? O bilemeyiz. O konular bizi ilgilendirmiyor. O bizi ilgilendiriyor. Üroloji dendiği zaman hepsiyle ilgileniyorsunuz. İlgileniyoruz. Hepsini kapsıyor. Çocuk olmayan hasta geliyor. İnfertil diyoruz veya kısır erkek geliyor. Evet. Biz onu tedavi ediyoruz. Veya işte cinsel fonksiyon bozukluğu oluyor, işte erken boşalması oluyor veya başka sıkıntılar oluyor. Biraz önce anlattığımız gibi bunları yapıyoruz. Bunlar androloji alt bilim dalında değerlendiriliyor. Ama biz bu androlojiyi tabii ki görüyoruz. Yani 5 yıl artı onun üzerinde uzmanlıklarla devam eden bölümler var. Ama biz üroloji olarak hepsine hakimsiniz. Evet, değerlendiriyoruz. Nefrektomi de yapan, yani böbrek alıp yani nefrektomi dediğimiz ameliyatları da yapıyoruz. Ameliyatları yapıyoruz. Ama bazı doktor arkadaşlar belli bölümlerde daha çok hasta bakıp veya ilgileniyorlar. Mesela ben endoroloji, işte kısırlık ve onun dışında bu cinsel fonksiyon bozukluklar ve HOLEP konusunda daha çok ilgileniyorum. Herkesin belli üzerine yoğunlaştığı bölümler olabilir. Bir şey diyemeyiz yani. Diyemeyiz. Tabii ki diyemeyiz. Anladım. O farklı bir şey. Anladım. Onun dışında penil protezle ilgili varsa sorular veya onunla ilgili bir şey varsa cevaplayayım. Yani, kaç dakikamız kaldı? Alabilir miyim? 5 dakikamız kaldı. Yani bir, iki dakika hastaların daha. Genelde penil protezden çekindikleri veya
utandıkları şey dışarıdan bir şey gözüküyor mu? Hayır, gözükmüyor. Dışarıdan hiçbir şey gözükmüyor. Sadece küçük bir kesisi oluyor ve bundan kimsenin de farkı yani aynı dışarı... boyutta mı kalıyor hep? Tek parçalı olanlar hep aynı boyutta kalıyor. Sadece eğilip bükülebiliyor ama üç parçalı dediğimiz penil protezde pompalı olduğu için penis normal haline gelip fizyolojik oluyor. Yani normal haline geliyor veya ereksiyon haline gelebiliyor. En iyisi o zaman. Tabii ki. Anladım. Ve hastane memnuniyeti açısından da en iyisi. Eş memnuniyeti açısından en iyisi bu. Evet. Onun dışında erken boşalmada bazen çok fazla sıkıntı ve sorunlar ortaya çıkabiliyor. Halk arasında bu tür problemler var. Erkeklerin yaklaşık olarak %70'inde biz bunu görmekteyiz Türkiye'de. Türkiye'deki bir süre genel biz erken boşalmayı şöyle anlatıyoruz. Karşıdaki eşine veya partnerine tatmin etmeden erken gelme ya ejakülasyon olmasına biz erken boşalma diyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var ama en çok görüldüğümüz sebepler arasında psikolojik etkenler var veya cinselliği bilmemesinden kaynaklanan sıkıntılar ortaya çıkıyor. Karşı cinsi sevmemesinden kaynaklanıyor. O da olabilir, onu da etkiliyor. Önemli şey biraz önce söylediğim gibi psikolojik altta yatan sebepler var. Biz genellikle ilaç verebiliyoruz ama son zamanlarda psikoterapi dediğimiz psikologlarla beraber bu tedaviyi tedavi etmeye çalışıyoruz. Ben genelde sadece ilaç verip göndermeyi istemiyorum. Psikoterapiyle beraber hastanın kendini kontrol etmesini, bir bisiklete binmeyi öğrenme gibi bunu da öğrenmesini öğretmeye çalışıyoruz psikolog arkadaşlarla beraber. Onun dışında son artık dönemlerde belli dolgu malzemeleri, penisin üzerine yaptığımız iğneler var. Bunlar biraz duyarsızlaştırıyor ve duyarsızlaşınca da boşalma biraz daha gecikiyor. Ama bunun da yan etki olarak tabii ki duyarsızlaşma olduğu için bu gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bunu hastaya düzgün bir şekilde anlatmak gerekiyor. Hani artısını eksisini güzel anlattıktan sonra hasta eğer buradan duyarsızlaştırmaktan zevk almayacaksa o zaman yaptırmaya da biliyor yani. Anladım. Onu baştan anlatmak gerekiyor hastaya. Çok da böyle hasta var. Evet, çok fazla var. Çok yani fazla dediğim var. Gibi Türkiye'deki %70 erkeklerin bir rahatsızlığı, utandığı aslında çözümü olan aslında psikoterapiyle beraber kesin çözümü olan bir tedavi yöntemi. İlaç tedavisi veriyoruz ama ilaç tedavisinde hani %100 kalıcı bir tedavi olmuyor. İlacı kestiği anda tekrar etme olasılığı var. Ama psikoterapiyle veya diğer yöntemlerle kalıcı tedaviler ortaya çıkmış oluyor. Çıkmış oluyor. Evet. Hastada memnun olmuş oluyor. Tabii ki. Anladım. Son kaç dakikamız alayım ben? Tamam. Şimdi ben bugün yayını kızımızla bitirmek istiyorum. O da bizim gurur kaynağımız hep %3'lerde, %2'lerde notları olan, ilerinin doktoru diyelim, babasının yolunda ilerlemek çok isteyen, jinekoloji bölümünü isteyen bir kızımız var. Sağlıcakla kalınla hep uğurluyorum ya ben sizi. Bugün kızım da gelsin, onunla birlikte sağlıcakla kalın demek istiyorum. Duru Hanım, buyurun Duru Başakçı. Merhabalar. Evet. Mutlu olun, mutlu bir hafta geçirin. Bayram tatilinde çalışmıyorum ama ne var ne yok da Alper Bey'in anlattıklarını geniş çaplı olarak ben yazıya dökeceğim. Sizi çok seviyorum. Ben benim bütün Instagram'da takipçilerim organik. Yani ben öyle bir şeyler alınıyormuş galiba. Neydi bot adı? Hesaplar. Bot hesaplar. Öyle şeyleri zaten bilmiyorum, yapmıyorum da. Gerçek takipçilerim olduğu için de çok memnunum. Beni sevdiğinizi oradan anlıyorum. Sizleri çok seviyorum. 1, 2, 3 diyelim. Sağlıcakla kalın diyelim. 1, 2, 3. Sağlıcakla kalın. Hayırlı bayramlar.